Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Türkiye, Akdeniz İşbirliği Programı'na dahil olmak istiyor. Değerli izleyenler, Türkiye ile AB, Akdeniz'de sınır ötesi işbirliği programı için sessiz sedasız müzakere yürüttü. Ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliğini içeren ve müzakeresi son aşamaya gelen program, Edirne'den Osmaniye'ye kadar Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde olan ve Hinterland'ındaki illeri kapsayacak. Programın diğer ortakları AB üyesi, Malta, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz olacak. AB üyesi olmayan Akdeniz Havzası'ndaki Tunus, Mısır, Cezayir, Lübnan, Ürdün, Filistin ve İsrail de programın içinde yer alacak. Türkiye'nin ilk defa gireceği programda proje çağrıları 2023 yılında başlayacak ve 2027'nin sonuna kadar devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi AB Uyum Komisyonu'nda. Türkiye ve AB arasında mali çerçeve ortaklık anlaşmasına ilişkin kanun teklifi görüşülürken, Dışişleri Bakanlığı AB Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Türkiye'nin Sınır Ötesi İşbirliği Programı, NADA, gireceğini açıkladı. Özcan, 2014-2020 döneminde Türkiye'nin Karadeniz Havzası'nda sınır ötesi işbirliği programına dahil olduğunu, Edirne'den Akdine kıyı şeridinde olan veya Hinterland'lı 25 şehri kapsayan projeler geliştirildiğini söyledi. Özcan, Türkiye'nin şimdi de Akdeniz Havzası'nda sınır ötesi işbirliği programına dahil olmayı hedeflediğini söyledi. Türkiye'nin ilk defa gireceği bu programda Akdeniz ülkeleri ortak projeler gerçekleştireceğini belirten Özcan, şu bilgileri verdi: yeni bir programa Türkiye dahil olmak istiyor, müzakerelerin son aşamasına geldik, eğer bir aksilik olmazsa programın parçası olacağız, o da Akdeniz Havzası'nda sınır ötesi işbirliği programı, bu programda Edirne'den Osmaniye'ye kadar kıyıda, Akdeniz ve Ege şeritlerinde olan ve Hinterland'ında olan illeri kapsayacak, Akdeniz Havzası açısından da Türkiye'nin bu bölgeyle olan ekonomik ve sosyal ilişkilerini güçlendirmek açısından da faydalı olacak.